Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Artık sonbahar mevsimi de başladı. Ve Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak ve sizin 4. evinizi aydınlatacak. Evet, Ekim ayı içinde barındırdığı gökyüzü hareketleri, gezegen geçişleri nedeniyle oldukça mücadeleli, sert bir ay aslında. Ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayla başlıyoruz Ekim ayına. 9 derece Koç burcu dolunayı sizin 10. evinizde meydana gelecek. Sizin gibi öncü bir burç. Koç burcu tabii ki en fazla etki alan burçlardan biri siz olacaksınız. Sevgili yengeçler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa, özellikle Haziran'ın son günleri ve Temmuz'un başında doğduysanız bu tesirleri daha çok alabilirsiniz. Ve yükselen burcunuz, yükselen yengeçseniz 9 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa, evet, bu dolunay sizin için çok etkili olacak diyebiliriz. Haritanızda, kişisel haritanızda özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz belirgin bir şekilde varsa, o zaman tabii bu etkiler daha değiştirici, daha dönüştürücü, daha belki duygusal olarak zorlayıcı da olabilir. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, farkındalık dönemleri ve dolunay Şiron'la birleşiyor. Haritanızın 10. evinde Şiron, evet, ruhsal anlamda, manevi konularda bize önemli farkındalıklar getirebilir. Ama bazı hayatımızdaki eksiklerle, bazı yaralarla, bazı sorunlarla da yüzleştirebilir. Hani kariyer hayatınız, iş hayatınız, toplumdaki statünüz, buralarda bazı zorlanmalar ya da bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Yani bir işten ayrılmak gibi ya da beklemediğiniz bir durumla karşılaşmak gibi söz konusu olabilir. Ama bir işe ihtiyacınız vardır. Tabii ki bu dolunay belki iş hayatınızda, kariyerinizle ilgili bir kapı da açabilir size ya da bir amacınıza sizi ulaştırabilir ya da süregelen işlerinizde yaptığınız çalışmalarla toplum önünde dikkat çekebilir, parlayabilir. Belki statünüzde bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şiron üstleriniz, amiriniz olabilir, çalışma ortamınız, otorite pozisyondaki kişiler olabilir. Tabii bir aile içerisinde anneniz, babanız, ebeveynleriniz olabilir. Onlarla ilgili bazı duygusal problemlerin, bazı belki hastalıklar, hani ilgi bekleyen konular, bunlarla da sizi yüzleştirebilecek gibi görünüyor. Çünkü Ekim ayı zaten toplumsal olarak gerçekten genel olarak sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiren bir ay ve bu dolunay Şiron'la birleştiği için belki genel sağlık konularında farkındalığımızı arttıracak ve sağlıkla ilgili mücadelelerin, belki hayatımızda yapılması gereken düzenlemelerin de daha fazla belirgin olup hayatımıza girebileceği bir süreci işaret ediyor aslında. Evet, dolunayı takip eden günlerde artık güneşin hareketleri ay ortalarına doğru diğer gökyüzündeki diğer kolektif gezegenlerle yavaş yavaş daha fazla şöyle bir sertleşmeye başlayacak, mücadele içerisine girecek Güneş. Özellikle ay ortalarından itibaren bu anlamda dikkatli olmamız gereken süreçleri de bize işaret ediyor. Ayın son 4. fazı 9 Ekim'de. 9 Ekim'de önemli bir gün. Mars'ın Plüto ile karesi var. Ay boyunca Mars Koç burcunda retro. Ve Mars Koç burcunda tabii size dik bir açıda. Yine kariyer evinizde ve Oğlak burcundaki Plüto ile 9 Ekim'de kare yapacak. Bu bir çatışma enerjisi getiriyor. Bu aslında bir iki sert enerjinin çatışması, bir öfke patlaması gibi kontrolsüz bir dürtüsel tavra da neden olabilir. Bunu önemli ilişkilerinizde hissedebilirsiniz ya da dediğim gibi hayatınızdaki otorite ile ilgili konularda ya da aileyle bağlantılı konularda böyle bir dürtüsel mücadele hissedebiliriz. Güçlü bir baskı da hissedebiliriz üzerimizde. Dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bu tabii kolektif alanda olabilecek bir çatışmayı da işaret edebilir. Hatta böyle bir gezegen geçişi doğa olaylarını bile çok tetikleyebilir. Mümkün olduğunca bireysel hayatlarımıza daha güvenli, daha dikkatli, daha sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor sevgili yengeçler. Ve 14 Ekim'den itibaren Güneş artık önce Koç burcuyla bir karşıtlığa geçecek, ardından Satürn'le, ardından Plüto'yla kare açılar içerisinde olacak. Demek ki bu çatışma enerjisi, bu restleşme, bu baskı hissetme ya da baskıya karşı gelme, hayatımızda, genel düzenimizde, iş ilişkilerimizde de, genel hayatımızda, ailevi konularda hissedebileceğimiz bazı sınırlamalar, kısıtlamalar, işte otoriteyle meydana gelebilecek mücadeleler, çatışmalar veya toplumsal hayatımızda yine zorunlu olarak meydana gelebilecek bazı engeller, kısıtlamalar da söz konusu olabilir tabii ki. Bunları daha fazla hissetmeye başlayabileceğimiz bir süreç. Üstelik bu ay Mars retrosunun yanı sıra 14 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Evet, Merkür retrolarını yılda 3 kez yaşıyoruz. Ekim ayında da başlayacak. Önce Akrep Burcu'nda başlayacak bu retro. 28 Ekim'den itibaren de Terazi Burcu'na geçecek. Merkür'ün de gerilemesi günlük hayatımızı biraz daha yavaşlatacak gibi görünüyor. Bazı eylemlerimizde, düşüncelerimizden harekete geçerken tıkanmalar hissedebiliriz ya da gecikmeler olabilir. Her şeyi biraz daha sorgulayacağımız, biraz daha fazla geçmişe çekileceğimiz bir dönemdeyiz. Akrep çok derin bir burç ve Merkür Akrep'te gerçekten çok daha kuşkucu, çok daha sorgulayıcı, daha şüpheci bir hale gelebilir. İlişkilerinizde lütfen kıskançlıklara dikkat edin. Duygusal davranmamaya çalışın sevgili yengeçler. Biraz tabii ilişkiler anlamında da özellikle 5. evinizde başlayacağı için bu retro hareket, duygusal ve romantik hayatınızda da nostaljik durumlar oluşturabilir. Biraz geçmişten gelen konu ve kavramları, kişileri, ilişkileri şöyle bir sanki hayatınıza taşıyabilir. Hani kafanızı da bir karıştırabilir. Bunlara da daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Evet, bu enerjiler altında 16 Ekim'de bir de Terazi'de yeni ayımız doğuyor. Evet, Güneş'in sert açıları içinde Merkür ve Mars retrosuyla beraber 16 Ekim'de 23 derece Terazi burcunda yeni ay doğacak. 4. evinizde bir yeni ay var. 16 Ekim ve onu takip eden günlerde ev, yuva alanlarınız, ailevi konular, buralarda bazı yenilikler var ama mücadeleler de var. Ev taşınması olabilir, ev almak, satmak, kiralamak gibi konu ve kavramlar olabilir. Anne, baba ve ebeveynlerle ilgili mevzular hayatınızda tabii gündem oluşturabilir. Ama sanki sizi biraz hani zorlayacak, biraz sizin hareket özgürlüğünüzü kısıtlayıp üzerinizde baskı yaratabilecek konular, hatta belki daha zor bazı süreçler, özellikle ebeveynlerle ilgili yaşayabileceğiniz durumlar da olabilir sevgili yengeçler. Evinizde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Tadilat gibi güçlü bazı hani onların bekleyen, ertelediğiniz evinizde problemler vardır. Hani bunları şöyle kökten bir yenileyim, tümden işte evi dekorasyon yapayım gibi böyle güçlü dönüşümler de olabilir tabii ki bu yeni ay enerjileriyle beraber. Evet, bunlar olsa bile bu kadar gezegenler retro olunca sanki biraz da işler yavaş gidecek gibi görünüyor. Biraz daha sanki istediğimiz gibi, hani planladığımız gibi gitmeyebilir ya da bazı engellerle, kısıtlamalarla karşılaşabiliriz gibi görünüyor. Buna dikkat edelim lütfen. Yeni ay 23 derece Terazi burcunda. Yine kişisel doğum haritalarımıza bakalım lütfen sevgili yengeçler. Yükselen yengeçler, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bunu eksi artı 5 derece alabilirsiniz. Ve Güneş burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa sevgili yengeçler, doğum gününüz özellikle 10 Temmuz'la 20 Temmuz arasıysa bu yeni ay sizi bireysel olarak güçlü bir şekilde etkileyebilir. O sıkışmaların, o mücadelelerin, belki aile üyeleriyle ilgili özellikle hissedebileceğiniz sorumlulukların daha güçlü tesir edebileceğini bekleyebiliriz. Tabi bazı önemli yer değişimleri de olabilir. Taşınmalar, işte işten ayrılıp bir yere gitmek, yer değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek. Yani bu tarz radikal bazı kararlar da hayatınızda bu yeni ay ile beraber gündeme gelebilir. 23 Ekim'den itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Artık ayın son günlerinde Güneş 5. evinizi aydınlatırken biraz daha belki aile konularının ya da ailedeki ya da iş hayatınızda da kariyerdeki o mücadelelerin dışına çıkıp keyif alacağınız konularla ilgili ya da daha eğlenceli, daha romantik konularla ilgili enerjiler 23 Ekim'den itibaren hayatınıza gelmeye başlayacak. 28 Ekim'de Merkür Terazi burcunda artık gerilemeye başlıyor ve Venüs de Terazi burcuna geçiyor. Venüs iyicil bir etki olarak 28 Ekim'den itibaren ev ve aile hayatında yaşadığınız sıkıntıları biraz rahatlatacaktır ya da en azından ihtiyaç duyduğunuz o destekleri ya da şansları size daha güçlü bir şekilde getirecektir sevgili yengeçler. Evet, 31 Ekim'de bir dolunayımız var. Boğa dolunayı Uranüs'le birleşen, yine gerçekten huzursuz edici, böyle sürprizli, beklenmedik tesirlerin olabileceği stresli bir dolunay bu, ama tesirleri bence Kasım ayına daha güçlü bir şekilde yansıyacak. 29 Ekim'den itibaren Boğa dolunayının tesirlerini de hissedebiliriz. Bazı sürprizlere de hazır olmakta fayda var. Hangi alanlarda? Sanki ilişkiler ve aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda bu Uranüsyen dolunay bazı sürprizleri hayatınızda taşıyacak gibi görünüyor sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.